Nisan ayında başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Yasağın bitmesiyle beraber balıkçılar 4 ay 17 gün aradan sonra yeniden denize açıldı. Yüzünüz gülsün. İnşallah bereketli olsun. Başkanım buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ ol. Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol. Selam aleyküm. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Merhaba efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah hayırlı etsin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Perşembe ilçesinde balıkçıları ziyaret ederek yeni av sezonunun tüm balıkçılara hayırlı olmasını temenni etti. Ordu'da yakalanan balıkların Türkiye genelinde tutulan en lezzetli balıklar olduğunu söyleyen Başkan Güler, balıkçılığın Ordu'da gelişmesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak özel çalışma yaptıklarını belirtti. 121 kilometrelik kıyı şeridine sahip Ordu'da 600'ün üzerinde balıkçı gemisiyle balıkçılık yapıldığını belirten Başkan Güler, bu sektörden yaklaşık 10 bin kişi evine ekmek götürüyor dedi. Burası Perşembe, şimdi denizinde bulunuyoruz. Balıkçılarla bir aradayız. Çok mutlu bir ortam var. Çünkü siftah yapacaklar. Bira bismillah dedik, denize açıldık. Burada kendi Ordu'da yapılan teknelerle, ki 40 metre boyundaki tekneler bunlar. Birkaç da rakam size vereyim. Yaklaşık Ordulu balıkçılar Türkiye'deki normal, yani her tarafta avcılık yapan Ordulu balıkçılarla birlikte yaklaşık 10 bin kişiyi buluyor. Yani bunların içinde Ordu'da olanlar ve Türkiye'nin değişik denizlerinde olan bir 10 bin kişilik bir balıkçı ordusu var denizlerde. Ve aynı zamanda da tekneleriyle beraber burada da aşağı yukarı bir 600 kadar da tekne bulunuyor. Bunlarla yaklaşık 400 milyon liralık bir üretim yapıyorlar. Yani balıkçılıktan bir yılda kazanılan para yaklaşık 400 milyon lira. Ve geçen sene 38 bin ton üretmişler. Bu sene de 40 bin ton üzerinde bir hesap yapılıyor. Ve dikkat ederseniz Türkiye'nin en lezzetli balıkları burada çıkıyor. Perşembe, Fatsa bölgesinde. Ve bu balıkçıların işte kazandırdığı rakam da 400 milyon lira civarında. Bu sene inşallah daha bereketli bir ortam olur. Gayet mutlu bir ortam var dediğim gibi. Bizler de büyükşehir olarak onlara yardımcı oluyoruz. Onların aynı zamanda ürettikleri balıkların değerinde satılmak için halleri yönetiyoruz. Ve aynı zamanda balıkçı lokantaları açıyoruz ki bu balıkları buradaki lokantada daha katma değeri yüksek bir şekilde satsınlar, ekonomiye de katkıda bulunsunlar istiyoruz. Bunun dışında da bir grup daha var. Moritanya'da, Afrika'da üreten, balıkçılık yapan Ordulu balıkçılar var. Onların da namları, ünleri gayet yaygın. Uluslararası anlamda da tecrübeleri var. Ve çok modern usullerle yapıyorlar. Özet olarak ifade etmek gerekirse tekneleri burada üretiyoruz. Balıkçılar kendi balıkçılarımız. Denizlerimizdeki balıkların da kazandıkları para da böyle. Bunun dışında ayrıca da kafes balıkçılığı var. O çalışmalara da burada ayrıca ağırlık veriyoruz. Kısacası zenginliklerimize daha fazla katkıda bulunmak için de bizler de elimizden geleni yapıyoruz.